Kardeşim bağımlı mı? Yoksa sadece kuryelik mi yapıyor? Ne diyorsun ya? Ne kuryesi, ne bağımlısı? Ben demiyorum canım, polis diyor. Polis kardeşini yakalıyor ama sırf ruhsatta benim babamın adı yazıyor diye babamı gözaltına alıyorlar. Ben bu filmi daha önce izledim, tamam mı? Önce hırsız ilan ettiniz. Şimdi de kurye mi oldu kardeşim? Bak bu öyle araba aşırıp sağa sola vurmaya benzemez hemşire. Kardeşim bu sefer çok ama çok tehlikeli bir yere gitti ve eğer bu yediği halt benim soyadıma bulaşırsa bunun bedelini tek başına ödemez, haberin olsun. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Geçen sefer devletin yolladığı avukat gelmişti. Hani nerede? Gelip ne yapacaksın babaanne? Biz de çırpınmaktan başka bir şey yapamıyoruz ki zaten burada. O adam avukat ordusuyla girdi içeri. Benim oğlum tek başına. Hanımefendi, oturup bekleyeceksiniz. Ben size bilgi veremem, bir şey bilmiyorum. Allah aşkına babaanne. Alıştık artık zaten. Her hafta karakoldayız, görmüyor musun? Hem bak Cemre gelsin. Ben annem ona devredip geleceğim, anlatacağım her şeyi. Şş, kız babaanne. Cenk Beyler geldiler mi acaba evlerine? Ben sana haber vereceğim Neriman Ana. Sen ağzını açmadan oturup bekleyeceksin. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Nasıl oluyor burada? Ya bizimkiler nerede? Ya kapıyı açacak mısın? Burada böyle duracak mıyız? Benim annemin yanına gitmem lazım. Tamam, üç deyince. Üç. Ya ne diyorlar? Ne söylüyorsun? Kardeşinin derdine düştüm diye ne halt ettiğini unuttum sanma. O odada ne yaptığının hesabını verene kadar da bana anne deme.